Memleketin üstüne çöken kara bulutu görüyor musun Banu? Artık buna tahammül edemiyorum. Bir şeyler yapmak lazım. Ya özgür kalırım ya cesedim çıkar buradan. Ahmet, bir süre Türkiye'den uzaklaşmalısın. Moskova ha? Nazım gibi yani. Kaptan, ben Nazım Hikmet. Şair Nazım Hikmet. Özgürce düşünmeli, bağımsızca yaratmalı, istediğini de yazmaktan korkmamalısın. Rüzgara karşı yürüyen iki romantik delikanlı. Zorlu yıllardan umut devşiren iki yazar. Daha özgür bir dünya, daha güzel bir ülke, daha iyi bir insanlık için mücadele eden iki devrimci. Ahmet Ümit ve ustası Nazım Hikmet'in kesişen fırtınalı hayatları. Eğer bir halkın böyle sanatçıları yoksa o ülkede ne devrim olur ne de ilerleme. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. 15 yıl. Bize de bu yakışırdı zaten. Türkiye'de askeri bir diktatörlük var. Bizi geri yollarsanız hapse atarlar. İşkence yaparlar, belki de öldürürler. Kültür. Bütün devrimlerin önünü açan gerçek lokomotif kültürdür. Kültürü değiştiremezsen dünyayı değiştiremez. Gerisi lafı güzel. Müjdemi isterim Ahmet. Öyküm basılmış. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun Ahmetciğim? Artık vakit geldi. Türkiye'ye dönüyorum. Bu kadar okul, bu kadar ders yeter. Memleket beni bekler.